İnşallah o hırsızın boyu bozu devrilir. Evladım ne kadar üzüldü. Hı hı. Sabah kalktığında ağzını bıçak açmadı. En çok da Hülya ile evlenirken aldığı bilekliğe üzüldü. Kızım maddi şeyleri yerine koyarsın. Ama manevi şeyleri geri getirmek imkansız. O bilekliğin Hakan için de çocuklar için de değeri çok büyüktü. Of, bütün gün evde oturmak çok sıkıcı. Hı hı. Babam denizini alıp Gamze ile Hulusi'yi arayıp sinemaya mı gitsek? Hı, süper fikir. Ama babam izin verir mi? Ben de sizinle geleceğim. Aman sen bir şeyden eksik kal. Sen anneme söyleyeceğim. Aman sakın geç kalma. Asıl var ya gıcık olan sensin. Yukarıya çıkıp bilgisayarımla oynamayı düşünüyorsan yanılıyorsun. İzin vermiyorum. Hayır canım, tuvalete gidiyorum. İstersen sen de benimle gel. Küçük git. Gıcık! Yani. Nano'nun çantası Makbuş'un odasında olmalı. Bunu oraya koyunca bakalım ne yapacaksın Nano Hanım. Bana varmanın ne demek olduğunu görürsün sen. Volkan, sen sabahtan şantiyeye gidip bu ölçümleri bir kontrol edersin. Tamamdır patron. Merve, senin tüm bu kayıtları bilgisayara geçmen gerekiyor. Yarına kadar bitirebilir misin? Hemen başlıyorum. Bir de şuradaki açıklamaları muhasebeciye anlatır mısın lütfen? Tabii tabii. Kahve isteyen var mı? Çok iyi olur vallahi. Ben almayayım. Tamam. Şimdi çıkacağım zaten. Eve mi? Hesapları incelersin akşam değil mi? Çocuklar için biraz alışveriş yapıp eve gideceğim. İçim hiç rahat değil. Kendi başlarına sinemaya gitmelerine izin vermeseydik keşke. İyi de başlarında Gamze'nin abisi var. Merak etme, bir şey olmaz. Ne bileyim, dünkü hırsızlık olayından sonra iyice tedirgin oldum. Düşünsene, Nana evde, Makbule Hanım evde ve adam elini kolunu sallaya sallaya içeri giriyor. Kimsenin de ruhu duymuyor. Sana da tuhaf gelmiyor mu bu? Gelmez olur mu? Adamdaki rahatlığa bak, ne cesaret ama. Herkes evdeyken kimsenin bir şey duymaması sence de biraz garip değil mi? Adam belli ki profesyonel. Bana kalırsa bu işi evdekilerden biri yaptı. Simge, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Makbuş yıllardır bizimle beraber. Dur canım, hemen sinirlenme. Ay, Makbuş'tan bahseden kim? Nana demek istiyorsun yani. Neden olmasın? Genç kız, pek çok şeye ihtiyacı var. Senin verdiğin parayla onca kıyafeti nasıl aldığını hiç düşündün mü? Bir giydiğini bir daha giymiyor maşallah. Üstelik onda bir gariplik olduğunu defalarca kendin söylemedin mi? Bana bak Simge. Nana ile birbirinize ısınamadığınızın farkındayım. Ama bu yaptığın çok ağır bir suçlama. Bunu duymamış oldum. Gerçekleri nasılsa bir gün göreceksin Hakan. Ve o zaman bana böyle davrandığın için çok pişman olacaksın. Yine ne oldu ya? Adamı görmedin mi? Korkunç bir şey. Onunla çocuklarının aynı evde kalmasını nasıl kabul edersin Hakan? İnanamıyorum sana. Ya abartma Simge. Baksana, yıllardır tedavi görüyormuş. Bu da bir çeşit hastalık işte. Vücudu fazlasıyla gelişmiş ama beyni gelişmemiş. Yazık işte. Çok safsın biliyor musun? Her şeye gözü kapalı inanmaya devam et bakalım ne olacak. Söylemeyecektim ama dayanamıyorum. Özge hırsızlık olduğu gün Nana'yı çantasına o bilekliği koyarken görmüş. Böyle bir şeye hayatta inanmam. Ay, çıldıracağım şimdi ya. Çocuk gözleriyle görmüş diyorum. Yukarı çıkıp baksana çantasına. Onun özel eşyalarını karıştırmamı istiyorsun? Delirdin herhalde. Ne o? Yoksa bunun doğru çıkmasından mı korkuyorsun? Ben her şeyi göze alarak çıkıyorum. Simge, lütfen dur. Bana engel olamayacaksın Hakan. Bu Nana'nın çantası, öyle değil mi? Öyle olmalı. Bakalım Özge doğru mu görmüş? Simge, bunu yapma. Buna ne diyeceksin? Ama bu nasıl olur? İnandın mı şimdi? Nana! Nana, hemen aşağı gel. Sana söylüyorum.
Bu bilekliğin çantanda ne işi olduğunu Hakan'a açıklar mısın canım? Bileklik mi? Hı hı. Nana bu... Bu senin çantandan çıktı. Çantamı mı karıştırdınız? Ne oldu? Çok mu bozuldun? Hakan ben... Nana bunu nasıl yaparsın? Ben... Ben bilmiyorum. Ben hiçbir şey yapmadım. O halde nasıl çantana girdi söyler misin bana? Bilmiyorum. İnan bilmiyorum. Baba Nana'yı nasıl suçlarsın? O zaman bunun çantasında ne işi olduğunu söylesin. Benim haberim yok gerçekten. Ne olur inanın bana. Haberin yok ama nasıl olduysa senin çantanın içine girivermiş. Babacığım Nana'nın bunu yaptığına inanmıyorsun değil mi? Yeter artık. Hakan oğlum kendine gel yavrum. Makbul. Makbul o yapmadı. Biliyorum çitlendi. Biliyorum. Ne oldu? Neden bu kadar üzgünsün? Yoksa ben gitmiyorum diye mi? Hayır. Ama gözünden sular akıyor. Çünkü ağlıyorum. Ağlıyor musun? Sen oyuncak değil misin? Tam olarak değil. Boş ver. Kim seni bu kadar çok üzdü? Çantamdan bana ait olmayan bir bileklik çıkmış. Ama onu oraya ben koymadım. Yapmadığım bir şey yüzünden suçluyorlar beni. Anlıyor musun? Aa, bu çok kötü. Bir kere ben çok küçükken... Kardeşim kedimizi yemişti. Annem kedinin nereye gittiğini sorunca o da dorgan yedi demişti. Çok üzülmüştüm. O zaman sen benim ne hissettiğimi anlıyorsundur. Evet. Peki gerçek ortaya çıktı mı? Evet. Kardeşimi ayak parmakları yemekle tehdit edince gerçeği anneme söyledi. Keşke benim bu işten sıyrılmam o kadar kolay olabilseydi. Nana, ben sana inanıyorum. Keşke Hakan da senin gibi düşünseydi. En çok da benim böyle bir şey yapacağıma inanması beni çok kırdı. Sen onu seviyor musun?